Karadeniz bölgesinin geçiş noktası, en kozmopolit kentlerin başlıcası Samsun'a özel bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Korona Bilim Kurulu'nda da ayrı başlık olarak masaya yatırılan kentte ciddi vaka artışı gözleniyor. Samsun temsilcimiz Serdar İpek'te yaşadığı kentteki patlamanın nedenini sokakta araştırdı. İşte görüyorsunuz, burası bir banka kuyruğu, burası da bir mağaza önü, burası ise bir balıkçı dükkanı. Çarşı pazar kalabalık, üstelik mesafe ve maske kuralı zaman zaman göz ardı ediliyor. Evet. Sosyal mesafe denen hiçbir şey yok. Şöyle bakar mısınız bütün balıkçıların önüne? Sosyal mesafeyi koruyan hiç kimse yok şu anda. Sizin de maskeniz yok. Ben zaten kullanmıyorum. Karadeniz bölgesi bilim kurulunda masaya yatırıldı. Karadeniz'in 5 ili adeta kırmızı alarm veriyor. Rize, Trabzon, Ordu, Giresun ve Samsun'da uzmanlar mutasyonlu virüsün yüksek çıkmasının nedenlerini araştırıyor. Merhabalar. Merhaba abicim. Niye maske takılmaz? Abi çünkü kahve içiyorduk. Karadeniz'de vaka sayısı çok fazla, ne diyorsun? Abi Karadeniz'de öyle miymiş? İlk defa da öğrendim. İlk defa duydum abicim öyle bir şey olduğunu. Kurulda Samsun'a ayrı parantez açıldı. Çünkü kentte mutasyona uğramış virüs vakaları fazlaydı. Mutasyonlu virüsün Türk tipi olup olmadığı da araştırmalar arasında. Sağlık Bakanlığı'nın kritik uyarılarda bulunduğu Karadeniz bölgesinde aile içi ziyaretlere yasak getirilmesine rağmen enfekte olanların sayısı bir haftada %25 arttı. Cevap aranan soru şu: virüs Samsun'da mı mutasyona uğradı, yoksa yeni varyantı yazın yurt dışından gelen gurbetçiler mi taşıdı? Karadeniz'de vaka artışının bir başka nedeni güzel giden havalar ve insanların kendini sokağa atması ve tabii ara verilmeyen aile gelenekleri. Karadeniz bölgesinde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Çünkü insanlar gerekli tedbirleri almıyor. Ya gerekli tedbirleri alınması lazım. Onun için yani burada herkesin başına devlet bir tane polis çıkmasına gerek yok. Hijyen, sosyal mesafe ve maske gibi en temel kurallara uymamak da yayılımın artmasına davetiye çıkarıyor. Virüs gözle görünmüyor, ancak bu kalabalığın içerisinde virüs olma ihtimali çok yüksek. Ancak vatandaşların pek çoğu ise maske takmıyor. Simit yiyorsunuz ama virüs kol geziyor her yerde. Ay çok açmış, sabahtan yememişim, hastaneden geliyorum biliyor musun? Trabzon, Samsun, virüs. Ne olsun, virüs olur yani. Virüs nerede? Virüs Samsun'da. Şu anda görmüyor musun? Böyle bir kalabalık olur mu? Virüs nerede? Virüs burada abi. Ağzı. Virüs bu, ben şimdi sizi görünce açtım. Neden maskeyi takmıyoruz? Sigara içtim.